Evet, bu geniş kadroya birkaç takviye daha yapacak Fenerbahçe. Evet. Nitekim başarısız olan bölgeler var transferde, eksikler var. Santrfor'da istediği verimi alabildi mi Fenerbahçe? Stoperde. Alamadı. Hani stoperde Atilla Salahi şeyi Bir isim kurtardı. hadi diyelim. Bütün o geneli kurtardı Atilla Salahi diyelim. Ki yine de belirli noktalarda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Orta saha konusunda bir şey söyleyemeyiz. O zaten bütün iyi orta sahalar Hepsini neredeyse aldılar. herkes var zaten Fenerbahçe'de. İyi oyuncular var. Çok iyi bir oyuncu grubu var. Ama Evet. tabii ki yedekleme de gerekiyor. Çünkü bir kere Fenerbahçe transfer harekatını kime göre yapacak? Bunu hala bilmiyoruz. Ali Koç Bilmiyoruz, başkanlığını evet. aday açıkladı. Ali Koç ama şunu açıklamadı. Değil mi genel olarak? Ben kafamdaki eğer kazanırsam onunla çalışacağım ya da bununla çalışacağım. Yok, Haziran'ın ilk haftası belki de söylemek belli istemiyor. olacak. Belki de söylemek istemiyor. Çok daha farklı bir Açıklayacağını planı. söyledi. Haziran'ın ilk haftasında açıklayacak. Yani şey anlamda şu, o dünkü toplantıda açıklamak istemedi. Evet. O bağlamda söylüyorum. Renk vermedi yani, evet. Oyuncu grubu yeni teknik direktörün eğer değişecekse teknik direktör yeni gelecek teknik direktörümüz görev mi seçilecek? Yoksa Emre Belözoğlu sportif direktörlüğe dönüp Emre Belözoğlu oyuncu grubunu alıp teknik direktöre bu kadroyu mu teslim edecek? Bu kadrodan doğru ne diyelim ona hamuru sen çap, doğru yemeği sen çıkart diye. Fenerbahçe oyuncu izleme ekibi oyuncu izlerken aynı zamanda belirli teknik direktörleri de kafalarına yazdılar mı? Gibi gibi sorular var. Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Veyahut da tamamen bir uluslararası ilişkileri çok kuvvetli bir menajer mi gelip teknik direktör önerecek oraya? İkna için o devreye girecek veyahut da birileri devreye girecek. Hiçbir şey bilmiyoruz. O yüzdendir ki yani belki de yeni teknik direktör gelip ben Samatta'yla devam etmek istiyorum diyecek. Benim Diyebilir. sistemimde çok daha farklı bir performans gösterecek diyecek. Ben Yani verim alacağım bak diyecek. şöyle söyleyelim, şöyle söyleyelim. Fatih Aksoy, Rıza Çalınbay'ın sisteminde harika bir orta sahaya dönüşmedi mi? Dönüştü. Dönüştü. Sergen Yalçın kullanmayı tercih etti mi? Hayır. Etmedi. Çünkü Tamam bak. onun farklı İşte bir... farklı bir oyun kurgusu bir oyuncuyu yani bir teknik direktörün kurgusu oyuncuyu rezil de eder, Rezil de vezir eder. de eder. Doğru O söylüyorsun. oyun yani teknik direktörün oyuncuya bakışıyla, oyuna bakışıyla alakalı bir durum. O yüzden bilmiyoruz yani. Belki de diyecek ki yok ben tamamen hedef santrofor istiyorum diyecek. Dominant santrofor istiyorum diyecek. Fenerbahçe'nin elindeki hiçbir santrofor dominant santrofor değil çünkü. Göreceğiz bakalım. Ama bence hani Emre Belözoğlu nerede devam edecek Fenerbahçe kariyerine? Teknik adam koltuğunda mı, sportif direktör koltuğunda mı? Sonrasını göreceğiz. Serdar, sen ne düşünüyorsun? Emre Belözoğlu da devam eder mi Fenerbahçe? Bana sanki öyle olacakmış gibi geliyor. Yani takımı çok çok iyi tanıyor. Sonuç itibariyle Erol Hoca'dan sonraki süreçte bir rüzgar yakaladı mı yakaladı ama bu değişimler genelde bir rüzgar getirir. O bir gerçek. Fakat Fenerbahçe'nin hocalarını taşıyabilir mi? Ya şöyle söyleyeyim, ileride hoca olur mu? Olur tabii ki. Ama Fenerbahçe'nin hocalarını ilk senesinde taşıyabilir mi? İlk tam sezon için. Öyle diyelim. Ya şimdi burada da tabii Ya şu var lütfen yani sen bitir ben bakıyorum sonra gideyim tamam. Zidane Real Madrid'e nasıl geldi? Bayağı bir bekledi. Guti halen bekliyor. Şöyle Zidane Real Madrid Altlardan bir takım. Kastilya'yı çalıştı ama altyapı takımı değildi o. Yani profesyonel ligde oynayan takımdı. Evet. Ceza yedi. Sonra gitti lisansını aldı. Evet. Lisansını tamamladıktan sonra gelip çalıştırmaya başladı. Eyvallah ama. Sergen Yalçın U21 ile başladı. Şöyle söyleyeyim. Ama Türkiye'de de o zaman Şenol Güneş mi? Yani Şenol Güneş şikayet ediyor lisanssız olmayanların çalıştırmasından. O zaman lisans sistemini bir düzeltin. Yani Herhalde Altay'ın yardımcı koçunun Twitter'da yazdıklarına bakın lütfen. Yani A lisansını bundan 8-9 yıl önce almış adam hala pro lisans kursuna davet edilmeyi bekliyor. Yani parasıyla edilmeyi hangi bekliyor. hoca? İşte ismini unuttum şimdi abi yani o yüzden. Doğru. Yani bugün o kadar çok işle uğraştım ki kafam biraz allak bullak öyle söyleyeyim Yo, yani. doğru. Şimdi sen lisanslamayı, teknik direktör lisanslamasını doğru yapmıyorsan ortada bir problem var. İşte Bundesliga 2'deki Holstein Kiel'in menajeri. Adam zamanda çok rahat bir şekilde alabilmiş. Altyapıdaymış. Sonra onda bir ışık görmüşler, teslim etmişler. Şimdi Bundesliga'ya çıkartacak bu hafta. Eğer acayip bir işe kurban gitmezse yani hem Greuther Fürth kazanacak da ondan sonra onlar kaybedecek falan gibi bir noktada ancak treni kaçırıyor. Doğrudan çıkma trenini kaçırıyor. Ama bu adama 31 yaşında teslim etmişler kulübü. Görmüşler ışığı çünkü. Yani burada mesele şu. Ali Koç başkanlığa devam edecek mi? Muhtemelen ona devam edecek. Bir aday Evet. daha vardı ismini unuttum. Ama Ali Koç ve yönetimi
ve Fenerbahçe taraftarı Emre Belözoğlu'nda ışığı gördü mü? Hatta biz spor kamuoyu olarak ne düşünüyoruz? Hepimizin ayrı ayrı görüşleri var oyuna dair. Ben başarılı buluyorum. Ben de başarılı buluyorum. Ama sen çok başarılı bir teknik direktör olacağına inanıyorum. Şimdi insanlar şunu da söylüyorlar haklı olarak. Fenerbahçe stajyeri değildir. Peki tamam, bu konuda bir şey söyleyemem. Ama Fenerbahçe'nin o ışığı görebilecek bir futbol aklı var mı? Onu bilmiyoruz. Ya da Fenerbahçe gidip böyle bir futbol aklı olan Rangnick gibi bu olur mu? Olur falan onayı almış mıdır belki? Belki evet. De aldılar. Başıma bir şey gelmeyecekse... Çünkü hoca scoutluğu da önemli. Tabii ki. Başıma bir şey gelmeyecekse bir şey soracağım. Niye gelsin canım? Şöyle bir şey soracağım. Ya Emre Belözoğlu öyle bir isim ki ileride Galatasaray'da Fatih Terim'in yarattığı o durumu yaratabilecek birisi gibi geliyor bana camiada. Acaba Ali Koç ya da başka bir işte başkan adayı olacak kişi ya da yönetim böyle isimlerden çekinir mi? Ya böyle isimlere fazla yetki vermekten yok. Biraz geri durur mu? Yok yok, öyle rahatsız bir sıkıntı olmaz. Ama işte aynı yere geliyoruz. Sen Fatih Terim etkisi dedin. Fatih Terim Göztepe, Ankara Gücü, sonra Sepp Göntekin yardımcılığı, Ümit Milli Takımı, yani Serpil Ambitüz'ün hazırlayıp çok iyi bir seviyeye getirmiş olduğu oyuncu grubunu alıp Akdeniz Oyunları şampiyonluğu. Sonra Sepp Göntekin yardımcılığı ki Sepp Göntek daha istifa edemeden, görevinden ayrılamadan Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü ile Türk Milli Takımı'nın yardımcı teknik direktörü rakip olmuştu birbirine. Bunu da hatırlatalım. Hmm. Fatih Terim'le Sepp Göntek karşılaşmıştı Türkiye maçında, yani uluslararası maçta. Onun yanında gerçekten doğru stajı yapan ve oyuna dair her şey, belki de belirli noktaları öğrenen ve Galatasaray'da da Sepp Göntek'ten oyun kurgusundan belirli esintileri de taşımaya çalışan ama o dönem ciddi ciddi linç edilen Fatih Terim bugünlere geldi. Evet. Burada da şu geliyor tekrar. Emre Belözoğlu, yani Fenerbahçe staj yapılacak bir kulüp mü? Şimdi hepimiz çok farklı şeyleri söylüyoruz. Ben Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak devam etmesini istiyorum diyorum. Ama bu Fenerbahçe mi olur bilmiyorum. Belki de Emre Belözoğlu tamamen ben ayrılıyorum diyecek, gidecek. Yurt dışında bir iki sene yaşayacak kadar birikimi var mıdır? Vardır. İskoçya'da veyahut da Galler'de belki lisanslarını hemen tamamlayacak. Hemen derken 3 ayda olmuyor bu işler. Tabii ki belirli bir zaman harcayacak. Sonra gidecek, işte Şifo Mehmet nasıl İngiltere'ye gitmişti, kimin yardımcısı olacaktı, o gel demişti de Şifo Mehmet kabul etmişti. Bobby Robson'ın yardımcısı olacakken kabul etmeyen bir Şifo Mehmet vardı. Belki oralarda doğru birikim alacak, kendi bohçasını dolduracak ve gelecek. Bohçadan kastım şey, teknik tecrübe anlamında tecrübe. Veyahut da o ışığı gördü Fenerbahçe, belki de dediler ki biz böyle devam ediyoruz. Ya bu tamamen oradaki yönetim, yani başkanın yönetim kurulunun ağzından çıkacak bir karardan bahsediyoruz bu arada. İşte ben senin dediğine çok katılıyorum. Yani 30-31 yaşında, 32 yaşında birilerine getirip hoca ışığını gördüğünüz zaman onu alıp koymak çok çok doğru. Ama hı-hı, bizdeki kulüplerde böyle yani yürümüyor. Mesela olmuyor, evet. Mehmet Hoca, birkaç kişiden alıyordu bunu. Mehmet Özdirek Hoca doğrudan Beşiktaş'la başlasa çok daha farklı seviyede olur muydu? Olabilirdi. Bobby Robson'un gitme benim yanında kal dediği bir adamdan bahsediyoruz sonuç olarak. Ama o zamanki futbol konjonktürü sen bir dolaş, bir git gel, bir bakalım yapabiliyor musun? Ondan sonra seni buraya alırız. O kafa var. Evet. Ama hala şimdi, var o kafa, doğru. Evet, evet. Emre Hoca da o ışığı görüp de evet bu hocayla devam edelim bilen bir futbol aklı mı olacak? Yoksa taraftar ne der, kamuoyu ne der, Emre Hoca'yla mı devam etsek etmesek diyen bir yönetim aklı mı olacak? Bizim zaten kulüplerin en büyük eksikliği o futbol aklı. Peki devam edeceğiz. Bir ben kimim yapalım. Yapalım. Peki. Yapalım, özledik ben kimim. Zaten Serdar Sarıdağ gözümün içine bakıyor. Yapalım artık diye, değil mi? Evet, ben kimim yok mu diye böyle. Ya bayağıdır ben kimim denk gelmiyor bana. Denk gelmiyoruz, son sayfaya gelmiyorsun Serdar Sarıdağ. Ama bu hafta Serdar şampiyonluk Sarıdağ haftası oldu. İzmir oldu. Biraz da yanmışsın. Canım, İzmir'e gittik. Güzel. Biraz bronzlaşmışsın. Sanki çok beyazmışsın gibi. Evet evet, böyle bir esmerlik oluyor. İzmir'de çok güzeldi. Hava güneşliydi. Boyoz güzeldi. Bir boyoz yaptık. Hadi bakalım. Bilmiyorum abi ne olduğunu ben. Boyozu bilmiyor musun? Yok, bilmiyorum. Aa, bilmiyor musun? Yok. Sevmezsen hamur yemezsin öyle. Tamam. Hamur. Ama güzel. Güzel mi? Tabii güzel. Ama her zaman yiyeceğim şey her değil. Her zaman yani. Yanmaz. Evet, kilo yapar. Ayda bir falan tadacaksın o peki yani. Niye bu boyoz böyle verirlerken şey oluyor? O yumurtayla yiyorlar ya genelde. Tabii o yumurtayı. Ama o yumurta hep böyle bir kararmış oluyor. Ben ona çok kızıyorum. Ben de yumurtanın içi böyle çok pişmiş sevmiyorum. Evet, ben piyazdaki yumurta, ortası da akacak hafiften. Evet evet. Onu nasıl ayarlıyorlar? Ben biliyorum. Cağaloğlu'nda bir tane köfteci vardı, kapandı o. Rahmetli İslam Çupi sabah kahvaltısında ona giderdi. Beyin
söğüş yemeği düşün. Ben nasıl yapıyorum onu öyle, biliyor musun? Öyle ama bak, bir yumurta açlardı. Yumurta kaynıyor ya Serdar. Adam bak onu bir kesiyordu. Usta diyordum bu ortası nasıl akıyor, o seviyeyi nasıl ayarlıyorsun? Söyleyeyim diye sana ya, çok basit, yumurta kaynadı ya. Kaynadıktan sonra böyle 100'e kadar say, kapat. Ama o kaynar suyun içinde biraz daha beklesin. Beklemezse tam sıvı olur, akı da. Sen yumurtadan bahsediyorsun. Adam yumurtaları kaynatıyor. Yani ya bir sürü yumurta bir aynı anda kaynatıp aynı seviyede tutuyor. Siz İngiliz konsolosluğunun karşısında Levent'ten kahvaltı yapmamışsınız demek ki. Yok, ben orada yapmadım. Peki. Ama orayı biliyorum. Ama hadi, yıllar önce, şimdi açık mı bilmiyorum. Bizim zamanımızda, bizim öğrencilik zamanımızda. Yemeğe nereden yani girdik abi? Tabii ki. Ama bu arada yumurta makineleri var biliyorsun. Onun evet, suyunu az koyarsan gibi, istediğin gibi yapıyor. İstediğin yani gibi yapıyor. Makineler evet, kaynadım, var artık. Doğru falan söylüyor ama ben ilkel yöntemi söyledim. Yani ben mesela kaynadıktan sonra kapatıp o kaynar suyun içinde biraz bekletiyorum. O sıcak suyla biraz daha pişiyor ama tam pişmiyor işte. Senin dediğin gibi oluyor. Tam istediğim gibi. Öyle oluyor. Bir dene. Bir dene, sonra bana anlat.